Gençler, şimdi size Mustafa Kemal'e karşı olan yazarların bir tutumundan bahsedeceğim. 10 Kasım 1918'e kadarki süre içinde Mustafa Kemal'in girişimlerinden hiç söz etmiyorlar. Birkaç örnek vermek istiyorum. Ali Cenani'den aktaran Fali Rıfkı Atay, Atatürk'ün hatıraları sayfa 73'te şöyle bir söz geçiyor. İstanbul'dan Gaziantep'e gelirken katma istasyonunda Mustafa Kemal Paşa'ya tesadüf ettim. İstasyon binasındaki karargahında nereden geldiğimi, nereye gittiğimi sordu. Antep'te hemşirem, kayınvaliden ve akrabalarım var. Antep vilayeti Maraş'a naklediliyormuş. Çapulcular şehir yakınlarına gelerek yağmaya başlamışlar. Ordu Adana'ya çekildikten sonra düşman ayağı altında kalacaklar. Onları başka tarafa nakil için gidiyorum dedim. Paşa dedi ki, memlekette adam kalmadı mı? Kendinizi müdafaa etmek çaresini düşününüz. Hayretle sordum. Ne ile? Nasıl? Teşkilat yapmalı, milli bir kuvvet vücuda getirmeli. Kendinizi müdafaa edin. Ben istediğiniz silahı veririm. Gerçekten o zaman paşanın emri üzerine verilen silahlar müdafaa teşkilatının çekirdeğini teşkil etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, yarın Adana'yı teşrif ediniz. Sizinle mühim şeyler konuşacağım dediler. Ertesi günü Adana'ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile buluştum. Son olayları birlikte gözden geçirdik. Bana Başkumandanlık Kurmay Başkanlığı ile yaptığı yazışmaları gösterdi. Hükümetin çok mütereddit davrandığını ve mütarekenin feshedilmesinden korktuğunu, bununla birlikte bir hükümet değişikliğinde İzzet Paşa'nın hükümetinin yerine gelecek bir hükümetin bu kadar dahi bir varlık gösteremeyeceğini söyledi. Vardığımız ortak kanı şu idi. İngilizler ve onu izleyerek öbür itilaf devletleri mütareke filan dinlemeyecekler. Oldu bittilerle memleketimizi işgal edecekler. Türk ordusunun sınır boylarındaki kısımlarını esir almaya kalkışacaklar veyahut bunları memleket içine sokulmak zorunda bırakarak terhisini sağlayacaklardı. Vatanımızı her türlü savunma ve direnme araç ve imkanlarından yoksun bıraktıktan sonra da arzularını zorla ve baskıyla kabul ettireceklerdi. Mustafa Kemal Paşa, artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır, dedi ve sonra aynı fikirde olup olmadığımı sordu. Aramızda tam bir anlaşma var paşam, cevabını verdim. Mütarekenin maddeleri ağır şartlar itiba ettiğinden Mustafa Kemal Paşa, Adana'nın ileri gelenlerini ve söz sahibi kimseleri nezdine davet ederek durumu iyi görmediğini, mütareke hükümlerine itilaf devletlerini riayet etmeyeceklerini, daha ağır şartlar altında memleketi ezeceklerini, Adana'nın büyük zayiata uğrayacağını, şimdiden işgal kuvvetlerine karşı koymak ve hazırlıkta bulunmak için aralarında bir teşkilat kurmalarını, münasip yerlerde siper kazmalarını, lazım gelen silah ve malzemenin tarafından temin edileceğini, istikbali görür gibi anlattı. Çok yazık ki harp bıkkınlığı halkı çok durgun ve hareketsiz bir hale getirmişti. Kimsede bu doğru sözü dinleyecek takat ve kuvvet yoktu. Çukurova, Suriye, Irak, Filistin ve Kanal seferlerinin bütün ağırlığını harp boyunca omuzunda taşımıştı. Vahdettin ise bu tarihlerde İngilizlerin bütün Anadolu'yu işgal etmesini istemektedir. Mustafa Kemal'e karşı olan yazarlar mütarekenin uygulanması konusunda Mustafa Kemal, İzzet Paşa arasındaki yazılı çekişmeden Mustafa Kemal'in İngilizler hakkındaki düşüncelerini belirttiği için hiç söz etmiyorlar. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın 3-8 Kasım 1918 tarihleri arasında Sadrazam ve Harbiye Nazırı İzzet Paşa'ya yazdığı yazılardan sadeleştirerek bazı cümleler aktarmak istiyorum. Toros tünellerini işgal edecek kuvvetin sayısı İngiliz komutanlığı tarafından bildirilir buyuruluyor. Bu kuvvet mesela icabında bütün Anadolu'yu hükmü altına alacak derecede dahi olursa müsaade edilecek midir? Orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, İngilizlerin itirazlarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. İskenderun'a her ne sebeple ve bahaneyle asker ihracına teşebbüs edecek İngilizlere ateşle engel olunmasını emrettim. İngilizlerin tekliflerine bugüne kadar olduğu tarzda karşılık verildiği takdirde bugün Payas Kilis hattına kadar olan araziyi isteyen İngilizlerin, yarın Toroslara kadar olan Kilikya mıntıkasının ve daha sonra Konya-İzmir hattının işgaline gerek olduğu şeklinde tekliflerinin birbirini izleyeceği ve sonuç olarak ordumuzun kendileri tarafından sek ve idaresi, hatta Osmanlı hükümeti bakanlarının Britanya hükümeti tarafından seçilmesi gibi teklifler karşısında kalınacağı günler uzak değildir. Vahdettinciler, böyle düşünen ve davranan Mustafa Kemal'in bir süre önce İngilizlerle el altından anlaşarak cepheyi çökertmiş olduğunu iddia ediyorlar. Gençler, böyle şarlatanlara fırsat vermemek için lütfen tarihinizi iyi araştırın ve öğrenin ki onlardan bir farkınız olsun. Bu anlattıklarımı Turgut Özakman'ın Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Yalanlar Yanlışlar Yutturmacalar adlı kitabından aldım ve bu videoyu izleyen herkesin bu kitabı büyük bir özenle okumasını tavsiye ederim.